gençler. Üçgenler konusunu bitirdik. En son üçgende benzerliği hatta anlattık. Ondan önce pisagor ve öklütü ve trigonometrik oranları anlatmıştık. Şimdi bunlarla ilgili değerlendirme sorularımızı çözeceğiz. Bu şekilde ABC bir dik üçgen ve kenar uzunlukları santim cinsinden birer tam sayıdır. AB'miz X, BC'miz X artı 2 AC'miz X artı 4 santim. B açımız 90 santim olduğuna göre X'in değerini bulunuz. Arkadaşlar burada e, Pisagor yapabiliriz. Bir de kenarlar tam sayı dediği için e, buna uygun bir özel üçgen var mı diye bakabiliriz. Mesela 3, 4, 5 aralarındaki fark birer ama buradaki aralardaki fark 2. Ama bunun iki katı olan 6, 8, 10 üçgenine baktığınız zaman aradaki farklar ikişer ikişer artıyor. Yani şurası 6 ise x e 6 derseniz burası 8 burası da 10 olur ve kenarları tam sayı dediği için arkadaşlar kenarları tam sayı dediği için şu or, e, Kenarlarına göre özel üçgenlere bakabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ha bu aklınıza gelmezse ne yapacaksınız? Pisagor uygulayacaksınız. Pisagor neydi? Dik kenarların karelerinin toplamının hipotenüsün karesine eşit olmasıydı. X artı 4'ün karesine eşit. Evet, buradan x kare artı ne gelecek? X kare artı 4x artı 4 eşittir x kare artı 8x artı 16 olacak. X kareler gidecek arkadaşlar. Bir tanesi mi gidiyor? Bir tanesi gidiyormuş. E, diğerlerini bu tarafa toplayalım. x kare artı pardon artı değil. Eksi e, 4x olur. Bu da bu tarafa geçerse ne olur? Eksi 12 olur. Eşittir. Sıfırdan çarpanlarını ayıracağız. E, 6'ya 2 olarak ayırırsam buraya eksi buraya artı dersem buna da x x dersem çarpınca eksi 12 çokluyunca eksi 4'ü verdi. Buradan x eksi 6 çarpı x artı 2 eşittir 0. Bir çarpmanın sonucu 0 ise çarpanlar tek tek 0 eşitlenir. Eşittir 0'dan x eşittir 6. x artı 2 eşittir 0'dan x eşittir ne gelir? Eksi 2. x'imiz burada bir uzun nokta negatif sayı olamayacağına göre x'imiz nedir? 6'dır. Bu da Pisagor'la çözümü diyoruz. Evet. Kızılay'a ait bir yardım gemisi şekildeki EFKL dikdörtgeni şeklindeki bir limana A noktasından giriş yapmıştır. Buradan karşı kıyıdaki herhangi bir B noktasına yükünü boşaltıp C noktasına giderek gemileyecektir. EL eşittir AK uzunluğu da 3000 metre. FC de arkadaşlar 1000 metredir demiş. Buna göre geminin alabileceği en kısa yolun kaç metre olduğunu sorun. Yani bize sorduğu yol şu tırtıklı şey, kesikli yolumuz. Şu kısımlık yolumuz en kısa alabileceği değeri söylüyor. Arkadaşlar ben şu üçgeni şöyle yukarıya doğru açarsam. Şöyle yukarıya doğru şu üçgeni yukarıya açtım. Şuradan tuttum şu ucundan şuraya getirdim. Burası C üssü oldu. Ee, en kısa yol nedir? Pisagor'dan e, pardon hipotenüsten giderse en kısa yola gitmiş olacak. Şurasının kaç metre olduğunu söylemiş. 3000 metre olduğunu söylemiş. Biz bir kere de şurayı açtığımız için 1000 metrede burası. 3000 metrede burası arkadaşlar. Toplamda kaç yapmış oldu? 4000 metre yapmış oldu. Şurası 3000, burası 4000. E bunun da bir dik üçgen olduğunu, dik olduğu 90 olduğunu nereden biliyorum? FKL ne demiştik? Dörtgen demiş. Orası 90 derece, burası 4000, burası 3000. O zaman şu hipotenüsümüz e ne olur arkadaşlar? Evet, 3 4 5 üçgeninin 1000 katından 5000 olur. Yani en kısa yol kaç metre olur arkadaşlar? 5000 metre olur diyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. ABC bir üçgen C açısı 45 derece olmak üzere. Evet AB 25 santim AC 7 kök 2 santim olduğuna göre BC'nin kaç santim olduğunu bulun demiş. Hemen bulalım arkadaşlar. 45 burada tanıdık açıdır. Tanıdık açı görünce hemen karşısına ne indirin demiştik? Size dikme indirin demiştik şu an tam A'dan inmesi lazım. A'dan şuraya bir dikme indirdiğim zaman. Şuraya bir dik çıkan oluştu. Dikkat ederseniz 45 90 o zaman şurası da 45'tir diyor. 7 kök 2. Bizim 45 45 90 üçgenin özelliği artık tekrar ede de tüy bitti. A A A neydi burası da A kök idi. Eğer burası 7 kök 2 ise bu kenarlarım 7'ye 7'dir diyoruz. Arkadaşlar şurada bir dik üçgenim daha var. Bakın ki kenarlarına göre özel üçgenlerimden bir tanesi. Neydi hatırlarsanız 7 24 25'ti. Eğer hipotenüs burada 25 ise ilk kenarlardan birisi 7 ise diğeri de kaç olmak zorunda? 24 olmak zorunda. Bana nereye sormuştu? BC'yi sormuştu. BC uzunluğu nedir arkadaşlar? 24 artı 7'dir. Yani ne yapar? 31 santim yapar diyoruz arkadaşlar. Evet bu örneğimizi böyle geçiyoruz diğer örneğimizi. Şekildeki ABC ADB birer dik üçgen tekliklerine vermiş olmak üzere demiş 26 24 AC'miz 26 santim, BC'miz 24 santim, AD'miz 6 santimdir. Buna göre DB uzunluğunun kaç santim olduğunu bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman özel bir kenarlarına göre özel üçgen göremiyorum sanki diyeceksiniz ama ben görüyorum. Neden görüyorum? Şurası bakın 12 çarpı 2'dir. Şurası kimdir? 13 çarpı 2'dir. Aslında 5, 12, 13 üçgeninin katları olan 10 24, 26 özel üçgenine benziyor arkadaşlar. Bir bakalım. Değil mi? 24, 26. O zaman burası 5'in 2 katı olan kaç olacak? 10 olacak. Evet arkadaşlar 6 ve 10'u gördük. Hipotenüs 10 olduğu zaman da diğer dik kenarında ne olması lazım? Hangi özel üçgenin aklına gelecek? 6, 8, 10. Bunlar dik kenardı. Burası kimdi? Hipotenüstü. Hipotenüs olsa dik kenarından biri alsa diğeri de ne olmak zorunda? 8 olmak zorunda. İşte DB'yi sormuştuk. DB'nin uzunluğu o zaman nedir arkadaşlar? 8 santimdir. Var mı burada sıkıntımız? Yoktur umarım. Burada neyi kullandık? 5, 12, 13 üçgeninin katı olan 10, 24, 26 özel üçgenini ve 3, 4, 5'in katı olan 6, 8, 10 üçgenini kullanmış olduk. Evet, yeni bir sorumuz. Aşağıdaki şekilde ABC bir üçgen. AH diktir BC. AC 8 kök 6 santim. B 45 dereceymiş. C açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre demiş. AB'nin kaç santim olduğunu bulunuz demiş. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şurada 30 60 90 üçgeni var. 30 60 90 üçgeninde 90'ın karşısı 8 kök 6 ise 30'un karşısı onun yarısı olan kaçtı arkadaşlar? 4 kök 6'dır. 60'ın karşısı arkadaşlar bunun kökü 3 katı olacak. 4 kök 6'nın kökü 3 katı yani kökü 3'e çarptığınızda ne olacak arkadaşlar? Ee, evet söyleyin. Evet. 4 kök içerisinde 18. 18 nedir aslında? 9 çarpı 2'dir. 9 dışarı 3 diye çıkar. Bu da ne olur arkadaşlar? 12 kök 2 olur. Yani şurasının uzunluğu neymiş? 12 Evet yazamadım. 12 kök 2'ymiş. Burası 12 ise şurası 90 derece. Şurası da 12 kök 2. Güzel. 45 45 90 ikizken dik e, üçgenimiz. E, A A A kök 2 idi. Yani 12 kök 2 çarpı kök 2 olması lazım. Peki bu ne yapar arkadaşlar? 12 kök 2 çarpı kök 2. Burada şuradan çarpımdan 2 geleceği için 2 kere 12'den 20 4 santim oldu arkadaşlar. Evet burada neyi kullandık arkadaşlar? Açılarına göze göre özel üçgenlerimizden 30 60 90 üçgenini ve 45 45 90 üçgenini kullandık. 30 60 90 üçgeni neydi? 30 30 derecelik açının karşısındaki kenarın uzunluğu a, 90 karşısı 2a, 60'ın karşısı a çarpı kök üçtü. Oradan yararlandı 45 45 90 üçgeninde dedik dik kenarlara a dersek hipotenüsümüz a kök 2 idi. Bu bilgiyi kullanarak bu soruyu da çözmüş olduk. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki şekilde ABC ve DE DBE birer dik üçgen. Diklikleri vermiş zaten. Olmak üzere demiş. DB'yi x santim demiş. BE'ye 6 demiş. Evet. Bakıyorum. AE'ye 4. X artı 4 demiş. Vermiş hepsinin üzerinde. AC'yi de 12 santim demiş. Yukarıda verilenlere göre x'in değeri aşağıdakiler hangisidir diye sormuş. Ee, şimdi baktığımız zaman dbx'i istiyor. dbx'i istiyor arkadaşlar. Burada ne kullanacağız? Burada ne kullanacağız arkadaşlar? Burada benzerlik kullanacağız. Burada nasıl benzerlik kullanacağımızı nereden gördüm? Eğer 90 derecelik açıyı böyle bölüyorsa kesinlikle açılardan birine alfa birine beta diyerek başlayın. Şimdi burası alfa olursa alfa artı beta 90 derece olduğu için burası da mecburen beta olur. Alfa artı 90 derece olduğu için beta o zaman burası da alfa olur. Şimdi iki üçgen arasında benzerlik yapacağım çocuklar. Burada baktığımız zaman alfanın karşısında büyük üçgende hatta şöyle yazayım. ABC üçgeni ile hangi üçgeni benzerlik yapacağım? Ee, B sonra A, A B açısıyla D E üçgenine. Şöyle benzerlik oranı yapacağım. Aslında bu üçgenler arasında ne var? Onu da yazmamız lazım şuraya hemen üçgeni Benzerdir kime? BDE üçgenine. Ne benzerliği var arkadaşlar? şu üçgen işaret olacak. Açı açı benzerliği var. Hemen benzerlik oranı kuruyorum arkadaşlar. Ee, şu şekilde. Ee, alfanın karşısında bir üçgende 12 varken küçük üçgende alfanın karşısında 6 var. Büyük üçgende e, 90'ın karşısında e, x artı 10 varken küçük üçgende x vardır. Şimdi buraya bir sadeleştirme yaparım. İkisi 6'ya bölünür. 2 bölü 1 olur. İşler dışlar yaparım oradan sonra. 2x eşittir. x artı 10 olur. x'i buraya geçireceğim. E, x eşittir. 10 olur. Bize x'in değerini sormuştu. 10 olarak bulduk ne yaptık arkadaşlar burada benzerlik yaptık ee, baktık iki üçgenin üçgeninde açıları aynı alfabete alfabete 90 o zaman açı açı benzerliği vardır dedik ve aynı açıların karşısındaki kenarların oranların birbirlerine eşitledik geçelim bir sonraki sorumuza Evet burada ne demiş ae6 santim bh9 santim hd4 santim demiş Evet çocuklar şimdi burada bir dik üçgenle dikme indiği zaman ilk aklımıza ne gelecekti? Dik gelecekti. Evet. Önce şuraya e, A diyelim. Ne geldi? A karemiz ne olacaktı? Eşittir. Ayırdı parçaların çarpımıydı hatırlarsanız. Dik üçgende de bana indirilen dikme, hipotenüs indirilen dikmenin e, uzunluğunun karesi ayırdı parçaların çarpımına eşitti. Buradan a kare eşittir 36'dan a'mızı kaç bulduk? 6 bulduk. Güzel. Burası 6 santimmiş arkadaşlar. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Benim x'i bulmam lazımdı. Şimdi baktığınız zaman abc de bir dik üçgen ve abc dik üçgeninde de yine dik açıdan bir dik indirilmiş hipotenüse. Yine ayırdığı parçalar var. Burası 9. Burası da ne? 4 artı x. Bunun yüksekliğinin karesi ki yük e onun yüksekliğinin kaç olduğunu buldum. Buranın tamamı kaç yaptı arkadaşlar? 6 artı artı artıdan 12 yaptı. Ne diyeceğiz? 12'nin karesi eşittir. 9 çarpı x artı e, 4 diyeceğiz. Buradan e, 144 yapar. 144 eşittir 9 çarpı x artı 4. Her tarafı 9'a böldüğümde e, 16 eşittir x artı 10, şey 4'ten x eşittir 12 buluruz arkadaşlar. 12 santim olarak buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.